Bize biraz egzersiz gösterecekler. Ama ondan önce çok güzel bir oluşum var. Oluşum yapacaklar. Evet. 19 Mart. Kimseye söz vermeyin diyorlar bizi. Herkese. Çünkü biri 30 diğeri 20 yıldır bu işin içinde. Teklifim engin tecrübelerden faydalanmak, fit olmanın sınırlarını öğrenmek isteyenlere, üstelik bunu yaparken sadece kendinize değil imkanı olmayan çocuklara da fayda sağlayacaksınız. 19 Mart'ta ne yapacaksınız? Sizden alalım ilk önce. 19 Mart'ta benim her zaman böyle bir misyonum var. Benim bildiklerim gizli bir şey değil aslında. Herkesi eğitmek istiyorum. Spor konusu. Beslenme. Beslenme ve spor. Beslenme ve spor. Sabah başlayacağız 9.30'da. Bizim bir belgeselimiz var. Ben bunu Amerika'dan getirdim. Doktorların yan yana koyduğu muhteşem bir belgesel. Ondan sonra konuşma yapacağız. Tony, spor. Evde ne yapabilirsiniz? Gerçekten spor yapmak ne demektir? Neden? Evet. Bütün bunları öğreteceğiz. Sabah 9.30'dan 5.30'a kadar. Wow. Amacımız halk eğitmek. Ama bunun gelenler o gün oranın bir şeyle mi, belirli bir ücretle mi katılıyorlar? Belirli bir ücret. Onun ücreti de bir bilet, iki öğrenci okutacak. Çağdaş Eğitim Vakfı adına yapıyoruz. Çok başarılı. Güzel. Harika bir olay. Vallahi çok güzel. Harika bir olay. İki şeye yardımcı olacağız. Hem halka yeteceğiz, evet, hem de çocuklara yardımcı olacağız. Süper. Doğru. Süper. Size şimdi efendim. Diliyoruz. Çok şimdi efendim bize egzersiz. Spor. Spor. Okay. Biraz spor yapalım. Şimdi yapalım. Kendi vücut ağırlığımızla nasıl dengeli bir spor yapmış oluruz veya kilo kaybetmiş oluruz filan. Okay, what can we do sports wise, lose weight and everything. So, okay, we're going to show. Evet, ben alalım. Evet, alalım. Ben dövmeler yıkılıyor ama. Şunu da şöyle koyayım. Evet. Tamam. Okay. Okay. Şimdi. Evet, şimdi müzik yapıyor. Biraz da müzik yaparız. Harika. Muhteşem. Ritimli daha iyi olur bu. Evet. Okay. Ben şimdi size normal bir insana, sporcu olmayan bir insana verdiğim bir komple paketi göstereceğim, tamam, size. Tamam. Okay, you do this and I'll stand here. You're going to do the squat? Squat thrust. Okay. Here. Stay. With the push-ups. And running man. And then jump squat. Yes, switch. That's it. And that's it. All right. All right. Şimdi, Sedef Hanım diyor ki, Karen diyor Türkiye'li mi diyor. Nereye, evet, diyor. Çok güzel Türkçe, evet, konuşuyor, evet, diyor. Tabii çok güzel Türkçeniz de. Ben zannettim San Diego'dan deyince. Evet. Siz de Tony ile birlikte oradan geldiniz. Şimdi anladım ki. Türkçe'dir. Çok, evet. Süper. Muhafak. Evet, şimdi ne yaptık? Evet. Şimdi ne yaptık? Okay. Bölgesel yağ yok etme diye bir şey yoktur. Yağ nerede varsa oradan gider. Evet. Fakat kalp atışlarınızı biraz yükseltmeniz lazım. Ki yani. Yağ, evet, ki yağ yakmaya başlayalım ama aynı anda kas da çalıştıralım aynı sistemde. Yani saatlerce spor yapacağınıza kimin o kadar zamanı var? Evet. 15-20 dakika kompakt, ikisini hem sıkılaşıyorsunuz çünkü kas üzerinde çalışıyorsunuz ama aynı anda kalp atışlarınız, nabzınız yükseldiği için, evet, vücut yağ yakıyor aynı anda. Yani biz gösterdiğim mesela 4 hareketi 10'ar kere üst üste arka arkaya yaptığınız zaman, evet, hem bütün kaslarınız çalışıyor. Şu anda gördüğümüz hareketi. Aynen. Onları 10'ar kere arka arka yaptığınız zaman olursunuz. Tabii. Evet. Fakat bunun tabii doğru yapılışı önemli. Sakatlıklara dikkat edilmesi. Bütün bunları biz zaten bireysel yapıyoruz. Yani en basitinden ben size şöyle bir örnek göstereyim. Bütün bu kısım biliyorsunuz biz problemliyiz bu kısımlarda. Evet, bilmez miyiz? Bak. Yastığı aldı. Baklava istiyor, baklava. Baklava istiyor ben. Şimdi şöyle, bunu yapalım. Bu squat, otur kalk hareketi. Evet. Bunu yapalım. Ama aynı anda şöyle bir hareket de yapabiliriz. Hafif. Bunu zıplamak. Yaptığınız zaten, yani yerinizde evde yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman kalp atışları da yükseliyor, nabzınız da yükseliyor ama aynı anda
Yağ yakıyorsunuz. Aynı bu kadın anda... erkekte fark etmiyor. Yani Tony de yapabilir, siz aynen. de sen de yapabilir. Öyle düşünün, askere gittiğiniz zaman makine yok, hiçbir şey yok. Kendi vücutlarıyla şınav yaparlar. Evet. İşte mekik çekerler ve en güçlü insanlar olurlar. İnsanlar olurlar. Evet. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Peki. Do they want to see the kind of push-ups that I had Kıvanç do? Okay. Kıvanç'ın yaptığı şınavları bir göstereyim mi diyor. Lütfen, çok lütfen. Go ahead. Kimin üzerinde gösterecek? Peki Fatih ne olur? Kıvanç'ın yaptığı şınavlar bunlarmış efendim. Okay. Günde kaç kere yapıyor Tony? One. Yok artık. Aa, hem mide çalışıyorsunuz aynı anda. Oh, wow. Ay. Çok zor bir şey yani. Fatih. Aa, aa, aa. Çok Fatih. Zor bir şey yani. Bravo. Ama şöyle, şınavı bayanlar yapmayı hiç sevmez. Evet. Evet. Fakat biz, bu şu biceps haricinde bu şu, bütün vücudunuzu çalıştırır. Bütün bunlar. Yani kol ya, altı sarkmaları evet, için diyorsunuz. Sarkma ne demek? Burada kas eksikliği, evet. et boş ve sallanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Tony Amerika'da hem polis bir de askeri bir eğitim falan mı almıştı? Tabii tabii. Kendisi 7 senelik asker. Aynı anda asker eğitmeni. Hı. Ondan sonra da zaten Oo. Askerlik bittikten sonra da direkt polislik, akademi, komiser falan yani derken. Yani Amerikan askeri eğiten bir çavuş, binbaşı, şöyle artık ondan sonra da polis oluyor. Bu nasıl zayıflatmasın bu adamı öyle olması yani. Bir de çok sağ olsun, çok sevimli. Çok, 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 çok iyidir. İyi, güzel, evet. Evet, uyumlu bir insan evet. belli. Pekala, biz bunun dışında biz hanımlar için özellikle hı hı. bu simit bölgesi, basen, bunlar için ne gibi egzersizlere ağırlık vermemiz lazım? Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçeği söyleyeyim mi? Evet. Beslenme. Yememize, içmemize dikkat edin. Evet. Beslenme. Çünkü bakın ben size bir şey anlatacağım. Sedef Hanım da bir kaçlıyor. Mekik yapalım. Sanki 1000 tane mekik yaptık o, günde. Evet, bir kaşık evet. un gider. Buradaki yağ kütlesini biz yok edemezsek zaten baklavaları göremeyiz. Bu bir örtü gibi. Kaplı. Bunu kaldırmamız lazım ki alt evet. gözüksün. Otomatikman abi. Beslenme ve doğru spor bu yağ yok eder. Bu da zaten ortaya yani çıkar. Yani doğru beslenme, doğru spor. Aynen Karim. Öyle. Yani aynen bu tek öyle. Başına olacak bir şey değil. Bunu kesinlikle anlamıyor hayır. kimse. Ve peki, kolay değil. Peki siz beslenme uzmanısınız evet. mesela. Nasıl bir beslenme önerirsiniz biz hanımlara? Neden şimdi uzak şey duralım? Neyi yiyelim, neyi yemeyelim? Öncelikle akşam yemeğimiz artsın ve meyveler bilmiyorum kanun olmuş Türkiye'de. Evet. Hep akşam yeniliyor. Evet doğru yemekten sonra. Ve o şeker. Evet. Meyve şekerdir. Fruktozdur. Ve kullanılmayan şeker otomatikman yağ olarak depolanmak zorunda. Ve genelde onun için Türkiye'de fark ettim. Bayan erkek hep bir göbek oluşmuş. Evet hepimizin göbeği var. su içilmiyor Türkiye'de. Evet. Yasak galiba. Yok. su çok çok önemli. Doğal besinlerle, bizim vücudumuz doğal beslenmeyle içten dışarı düzelir. Doğal besinler, diyet mamuller kullanılmasın çünkü içindeki katkı maddeler bizim hormonsal dengemizi bozduğu için zaten vücut yağ bağlıyor. Doğru. Ben derim ki tabağınıza bakın. Tabağınızda doğadan gelmeyen bir şey varsa kenara koyun. Doğal şeyler yiyin, tabağınıza bakın. Evet. Doğal şeyler. Peki bu konsantrasyonu olmuş yiyecekler var mesela. Amerika'da çok bunlar mesela. İşte patatesler, dondurulmuş gıdalar. Obezite en çok orada var zaten. Yani evet. onlar da her zaman değil mi böyle yememek gerekiyor. Onları yememek gerekiyor. Yani biz galiba çok acele çabuk evet. çabuk hazır. Ve oradaki en kötü alışkanlıkları buraya edinmeye başlamışız biz galiba. Doğru söylüyorsun. Çocuklarımız da yazık. Özellikle çocuklarımız da. Çocuklarımız evet. yazık. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki. Tony'nin çok farklı bir yönü var. Tony Amerikalı, tipik bir Amerikalı. Hem de çok sevimli. Biz şarkı söylüyor, caz söylüyor. You are going to sing. Wow. Ben Tony'ye bir mikrofon vereceğim. Ve Tony'ye bir şarkı söyleyeceğim. Okay. Love.
Yes. Oops. Okay. All right. This is what I need. Essay. Can you do this? Clap. Clap. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love more than just a game for two. Two in love, can I make it? Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Okay, keep going. Come on. Come on. In love, can't break it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love, can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Thank you. All right. Evet, efendim Tony öğrenciler çalışırken kulaklarına bu şarkıları söylüyormuş, biliyor musun? Onlar da ha babam çekiyorlarmış, ha babam çekiyorlar. Ve gerçekten doğru. Doğru değil mi? Gerçekten ha babam çekiyorlarmış. Tamam, kesinlikle. Bunu göreceğiz. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Kutlu olduk. Nasıl ulaşacağız? Onu da söyleseydim. Alkışlıyoruz. Tanrı'ya, Tanrı'ya.